Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. ASP.NET Core gerçekleştireceğiz. Normalde 100 ders diyorduk ama bu 100 dersin üzerine çıkacak. Kesin işte ilerleyen günlerde burayı revize ederiz. Sadece ASP.NET Core MEC dersleri şeklinde bir küçük duyuruyla başlayacağım. Şu anda hazırlıklara başladım. .NET Core 5 ile bir Udemy kursu, aynı zamanda bir YouTube projesi. İnşallah pek yakında canlıya taşınacak sırasıyla. Şimdi bu dersi ne yapacağız? Bu derste Hot Offers yazan kısımda, yani Hot Offers'ı sıcak teklifler olarak çeviriyor Translate. İndirimlerin olduğu bir kısım. Biz burayı tamamen ürün listesi olarak kullanacağız. Normalde hatırlarsanız son dersimizde işte şurada Türkçe eleştirmeleri yaptık. Sol tarafa menülerimizi çektik. Üst tarafı Türkçe eleştirdik ve burada durduk. Şunun altında bazı işte görseller vesaire vardı ama biz bunları Türkçe eleştirmedik. Bunları da Türkçe eleştiririz ilerleyen kısımlarda. Şimdi bu derste şu Hot Offers dediği kısımda biz ürünleri çekelim. Şimdi ürünleri listeleyebilmek için bizim kategori listesindeki gibi bir yapıya ihtiyacımız olacak. Bunun için ilk olarak bizim yine bir web component üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Şöyle yapabiliriz mesela. Normalde kategori get list isminde bizim bir tane sınıfımız vardı. Bu sınıfı biz web components klasör içinde tanımlamıştık. Ben burada da aynı şekilde ekle diyorum. Yeni bir tane sınıf ekleyeceğim. Kategori get list demişiz biz bu sınıfımızın ismine. Bunun ismine de arkadaşlar food getlist.cs diyebiliriz. CS C# geliyor. Tamamdır. Burada sınıfımızı oluşturduk. Sınıfımızı oluşturduktan sonra şöyle alt satıra indim. Şimdi bu bir bu sınıfın içerisinde ben bir tane metot tanımlayacağım. Public class food getList geldi. Food getList diyeceğim. İki nokta üst üste view component'ten miras alacak. View component'ten miras alabilmesi için üzerine geldim. Sen bunu using Microsoft ASP.NET Core MEC ile beraber kullan dedim. Devam ediyorum. Hemen altında şimdi public view component result is türünde ve invoke isminde bir metot oluşturuyorum. Parantezimi açıp kapattım. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Sen diyeceğim bana burada food repository'yi getireceksin. Food repository. CTRL not yaptım. Bunun üzerine. Bir saniye. Şöyle üzerine geldim. Using current food.repositories'de beraber kullan. Boşluk bıraktım. Food repository eşittir. New food repository dedim. Şurayı biraz kapatalım. Pardon, küçültelim. Tamamdır. Burayı hallettik. Daha sonra var food list. Food list isminde bir tane burada değişken tanımlıyorum. Sen diyeceğim bana food repository içerisinde yer alan hangi metodu getireceksin? Tabii ki tlist'i getireceksin. Tlist'i getirdikten sonra bana geri bir view döndüreceksin. Döndüreceğin view'in içinde de ne yer alacak? Footlist file'ından gelen değer yer alacak değişkenden. Tamamdır. Buranın tanımlaması bitti. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim arkadaşlar bir tane view'e ihtiyacımız olacak. Daha sonra şurada bizim kategori get list isminde bir tane klasörümüz vardı. Components'te. Ben buraya sağ tuşla tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir klasör daha ekleyeceğim. İsmi food get list olsun. Geçtiğimiz derste ya da bir önceki derste sanırım burada isminin default olmasıyla ilgili bir hata fırlatmıştı bize. Hatırlıyorsunuz hani bize bir yönlendirme yapmıştı hata ekranı üzerinde. Tanımlamış olduğunuz dizin işte component klasörünün içinde kategori get list klasörünün içinde default CSS HTML olsun şeklinde. Burada da aynı şekilde default olarak belirlemiş olalım. Şimdi bu bir partial olacak. Ekle dedim ve bir partial view olarak oluşturuluyor. Bekliyorum oluşturulmasını. Şimdi yüklensin. Şimdi bu kısım geldi. Geldim buraya. Ben şöyle bir H1 tagıyla diyeceğim ki burası food list olacak. Kaydettim. Kaydettikten sonra bizim site layout'a gelmem gerekiyor. Site layout nerede?
Şurada. Şimdi şunu kopyaladım. Await component invoke asynchronic metodunu. Bunu hot offer'ın hemen altına yapıştıracağım. Nerededir hot offers? Şöyle yapalım. Ctrl F ile bulalım. Hot offers. Şu bir saniye. Hot offers. Render body'nin olduğu kısmı buraya getirmişiz. Şimdi biz zaten bunu site layout'un içinde çağıracağız yine. O zaman buraya yapıştırabilirim. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Projemi index üzerinden çalıştırıyorum. Görelim bakalım nasıl oldu bu kısım. Şimdi sen diyeceğim slash default içinde yer alan indekse gideceksin. Enter'a bastım. Bekliyorum yüklenmesini. Yüklensin formumuz. Şimdi geldi. Burada hot offers kısmında bakın yine kategorileri getirdi. Neden? Çünkü şundan dolayı kategoriler geldi. Burada kategori get list yazıyor. Ben burada kategori get list istemiyorum. Food get list istiyorum. Kaydettim. Sayfamı yeniledim. Bakın burada burası food list olacak yazıyor. Hemen altında da bir index ifadesi mevcut. Tamam mı? Herhangi bir problem yok. Gayet sorunsuz bir şekilde burası çalışıyor. Şuradaki index yazısını da silelim. Buna da ihtiyacım yok. Kaydettim. Geldim sayfamı yeniledim. Burada burası food list olacak kısmı geldi. Şimdi sırada ne var? Sırada hot offers kısmının tasarım alanı var. Tasarım alanına ben nereden erişim sağlayabilirim? Bir saniye. Şurayı kapattım. Burayı da kapatıyorum. Şuradan erişim sağlayabilirim. Burası temanın orijinal hali. Ctrl F. Hot Offers. Bakın şu kısım Hot Offers'ın olduğu kısım. Div Club Top Brands yazıyor. 264'te başlıyor. Burası 265'te başlıyor. 412'de bitiyor diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Bir şu 264'ten itibaren olan komutları kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra geldim. Food get list'in olduğu pardon şuraya yapıştıracağım. Buraya yapıştırdım. Kaydettim. Geldim buraya sayfamı yeniledim. Burada ürünlerin olduğu kısım geldi. 4 tane ürün değeri. Tamam mı? Şimdi benim bu ürünler üzerinde değişiklikler yapmam gerekiyor. Yani bana buradaki ürünlerin tamamına ya bana buradaki ürünlerin tamamı gerekmiyor. Şimdi burada div class hover 14 kalın. Şöyle yapsak mesela şurayı kapattım. Bu bir. Burayı kapattım. Bu iki. Tamamdır. Şurayı da kapatacağım. Bu 3. Ve bir de div class hover. Sadece bir tanesi kalsın. Geldim ben şunları siliyorum. Bunlara ihtiyacım yok. Burayı sildim. Şu boşluğu da kaldırdım. Kaydettim. Geldim. Sadece bir ürün kalacak. Sadece bir ürün kaldı burada. Hot offers kısmı iki defa geldi. Neden? Çünkü şurada da yazıyor. Ondan dolayı ben geldim burayı sildim. Bir saniye site layout'a bakalım. Öncesinde top brands ve container'ı alıyor zaten. Ondan dolayı şunlara ihtiyacım yok. Onlara ihtiyacımız yoksa şu iki div'e de ihtiyacımız olmayacak. Kaydettim geldim sayfamı yeniledim. Burası bakın sadece bir ürünü alıyor artık. Şimdi burada ürünün görseline ihtiyacımız var bizim. Görselin olduğu kısım nerede? Şurada image source. Bunun başına bir tane tilde atalım. Slash web 2 slash kaydettim. Geldim oraya sayfamı yeniledim. Yenilediğim zaman burası gelmedi. Şunun başındaki tildeyi silelim. Tekrar kaydettim. Geldim sayfamı yeniledim. Yenilediğim zaman burası yine gelmedi. Bir saniye. Şurada ben bir imajı kendim getireyim önce. Daha sonra bunun düzenlemelerini yapacağım. Şöyle alt satıra indim. Web 2 klasörü içinde yer alan nerede? İmaj içinde yer alan tag.png tag. Böyle bir şey göremiyorum şu anda. Doğru. Ha, pardon, web klasörünün içinde yer alan olacak. Kaydettim. Geldim sayfamı yeniledim. Yine gelmedi. Yine geldi mi burası? Bir saniye. Gift var burada bir tane. Sanırım geldi. Şöyle şuraya ben bir kopyaladım. Burada ürün detaylarıyla ilgili bir görsel daha var mı? Ctrl F ben göremedim. İmaj.
İmaj. Yok, 3 tane. Tamam. Şöyle yapalım. İmaj klasörü içinde yer alan, aşağı doğru iniyorum. Epey bir örnek var burada. Tak. Yani şu. Burada sadece GIF varmış. Temanın orijinalinde ne var burada? Burada bir yağ var. Yağ resmi. Fortune Sunflower Oil isminde. Fortune Sunflower Oil. Peki burada ne yazıyor? Fortune Sunflower Oil yazıyor. Şurada bakın. Tamam. Şimdi gördüm. Slash. Sen bana web slash içinde yer alan şöyle şu resmi getir. Kaydettim, geldim, sayfamı yeniledim ve yağ resmi geldi. Birinci kısım gift içinde, ikinci kısım şey içinde, ne içinde? Yağ içinde. Tamamdır, bunu da getirmiş olduk. Kaç dakika oldu bakalım? 11 dakikaya yakın bir süre oldu. Burada duralım. Gelecek derste önce view komponentleri hazırladık. Gelecek derste de bu view komponentin içine ürünlerimizi çekelim. Bir de gelecek derste arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Ondan sonra bitireceğim dersi. Core and Food nerede? Şurada. Table'a geldim. Ürünlere geldim dedi. Top 200 Rolls dedim. Şimdi bizim ürünlerimizde şöyle kaç tane? 9 tane ürünümüz var ve bu ürünlerin resimleri yok. Ben gelecek derste bu ürünler için hızlı resim sitesine birer tane resim örneği yüklerim ve bunu sizle videonun açıklama kısmında paylaşırım. Bu arada ürünleri de Türkçeleştireceğiz. Bir sonraki derste devam edeceğiz.